Muhammed Said Faruki rahmetullahi aleyh bu zat buyuruyor ki ya hayır söyle ya sus her azanı hayırlı işlere eyle mahsus Allahü Teala'yı unutturacak olan ne gibi işler varsa uzak dur hep onlardan haramdan gözlerini eyle tam muhafaza Yoksa ateşle dolar yarın Allah muhafaza. Haramdan bir lokmacık yer ise eğer bir kul, tam kırk gün müddet ile duası olmaz kabul. Allah'ın kudretini düşünseydi şu insan, yapamazdı elbette ona günah ve isyan. Onun için İslam'da en güzel şey takvadır. Yani Allah'tan korkup haramdan sakınmaktır. Bir günde buyurdu ki, bu dünya imtihandır. Hatta her anımızda birer imtihan vardır. An be an ya kazanır yahut da kaybederiz. Acı olan şudur ki, bunlardan bir haberiz. Oturmada, kalkmada, yemekte, uyumakta, kul imtihan geçirir doğrusunu bulmakta. Mesela kim sokakta görse bir güzel kadın, bulur yine kendini içinde imtihanın. Zira nefis ve şeytan vesvese verip ona derler ki, acele et, bak şu güzel kadına. Lakin kalbi ve ruhu derler ki, bu iş günah. Sakın ona bakma ki, nehyetti onu Allah. O kalbinin sesine kulak verip, o anda bakmazsa, o an için kazanır imtihanda. Nefsini tercih edip, verirse kararını, o günahı işler ve kaybeder imtihanı. Bunun gibi, bir günde binlerce imtihan var. İnsan, hür iradeyle bunlara verir karar. Bir yanda, Nefis, şeytan ve bir yanda Rabbimiz. Böyle imtihanlarla geçiyor her vaktimiz. Bir günde buyurdu ki, Hak Teâlâ kullarda, iki korkuyu birden cemetmez bir arada. Bu dünyada, günahtan kim kaçarsa korkarak, korkutmaz ahirette okulu Cenabı Hak. Her kim de hiç korkmadan yaparsa, Günah isyan ahirette çok fazla korkutulur o insan. Bu korku muhabbetle birlikte olmalıdır. Yani onun kökünde muhabbet sevgi vardır. Talebe hocasından çekinir, korkar fazla. Ama çok sevmektedir hocasını ihlasla. Şu birkaç günlük ömrü bilerek büyük fırsat Allah'a ibadetle geçirmeli her saat. Allah'ın kullarına iyilik etmelidir. Bunu kurtuluş için vesile bilmelidir. Bütün haramlardan da kaçınmak pek evladır. Bu dinde en kıymetli, en üstün şey takvadır.